Evet değerli izleyenler, herkese günaydın. Doktor Geldi'nin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün gerçekten önemli bir konuyu gündeme getiriyoruz. Hayat kalitesini önemli ölçüde düşüren, geçmeyen bacak ve ayak ağrılarını konu edineceğiz. Varisle birlikte bacaklarda ağrı oluşturan damar sorunlarını ve tabii ki ayağın ortopedik sorunları olan taban çökmesi, topuk dikeni, gut hastalığı gibi başlıklarda sizlere bilgilendirmelerimizi yapacağız. Hepsini uzman konuklarımla birlikte sizlere anlatacağım. Tabii ki misafirlerimiz de olacak. Sorularınızı bize iletmeyi unutmayın. Hiçbir yere ayrılmayın. Doktor Geldi başlıyor. Bakalım sizler için neler hazırlamışız. Yürümekte zorluk yaşayanlar ekran başına. Ayak ve bacak ağrılarının tedavisi Doktor Geldi'de anlatılıyor. Bunun sebebinin ne olduğunu biliyor musunuz? Burger hastası Turan Bey'in varisleri nasıl tedavi edilecek? Keseceklermiş hocam. Varislerinden dolayı ameliyat etmek zorunda kalacaksam? Geçmek bilmeyen ayak sorunlarınızın kaynağı ne? Oturdu diyelim, dinlendi, tekrar kalkacak, yine o ağrıyı hisseder. Tabanınız aşağıya doğru çöküyor. Topuk dikeni nasıl tedavi edilir? Herkes zannediyor ki bu sivri şey batıyor. Ayaklarda ve bacaklarda, diz altı bölgemizde özellikle ağrılarımız varsa bunun sebebinin ne olduğunu biliyor musunuz? Bugün size bazı başlıkları, bazı maddeleri getireceğim. Bunlar hepimizin başına gelebilecek durumlar. Dolayısıyla bu 7 tıbbi nedeni bugün açıklamak istiyorum. Ve birinci kutumuz açılıyor. Ve tabii ki alışkın olduğunuzdan daha fazla, eğer egzersiz yapmışsanız, yürümüşseniz ve çok ayakta kalmışsanız ayak ağrısı pek tabii ki olabilir. Çok aslında tıbbi bir neden değil ama aşırı zorlanma veya bazen de zorlanmanın belirtisi olan diğer sağlık sorunları gündeme gelebilir. İkincisinde tabii ayak baş parmağının kenarında bulunan kemik çıkıntıları, hallux valgus dediğimiz durum. Bugün yine bunu da gündeme getireceğiz. Bu ayak ağrısına sebep olabiliyor. Bütün kutularımız hızlıca açılacak ve parmaklarda şekil bozukluğu, yer değişiklikleri, taban çökmesi yine aynı şekilde. Sonrasında ayak tabanında bulunan nasır, konuşmaktan çekindiğimiz sağlık sorunları da burada var. Varislerimiz varsa ve diyabetimiz veya periferik arter hastalığımız varsa bunlar ayak ağrılarına sebep olabilir. Hatırlarsanız periferik arter hastalığını konuştuğumuz ve varisleri gündeme getirdiğimiz programlarımızda ayaklarda oluşabilecek ağrıları konuştuk. Bugün onları konuşacağız. Ancak bir hastamız var, onu hatırlayalım. Turhan Çuğralı ve kendisini şöyle bir hatırladıktan sonra stüdyoda ağırlayacağız. Sonuçlarıyla birlikte burada değerlendiriyor olacağız. Burger hastası Turan Çuhalı, bacağında belirginleşen damarların ve ağrıların sebebini öğrenip çözümünü bulmak için Doktor Geldi'ye başvurdu. Yol yürüdükçe ağrılarım vardı. Ayağım bir yere vururum, yara olur diye işte korkuyorum. Haftaya bekliyorum, tomografini çekeceğiz, bakacağız. Bu süreçte kilo vermeye de başlayacaksın. Kilo verme sistemine de seni dahil ediyorum programda. İki taraftan takip edeceğiz. Doktor Geldi ekibi Turan Bey'in tüm tetkiklerini hızlıca gerçekleştirdi. Merhaba bir kadın. Merhaba, hoş nasılsınız? Geldiniz. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim. Buyurun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl besleniyorsunuz? Bana nasıl kısaca bahsedebilir normal misiniz? Besleniyorum. Ben normal insanlar gibi iyi bir kaç öğün yemek yiyorsunuz? Abur cubur yiyor muyuz? Patlamız var mı? Evet, hepsinden yiyorum. Peki sizce neden kilo aldınız? Ben bundan 15-16 sene önce bir yürüyüm mesafesinde bir ağrı hissettim ayaklarımda. Hı hı. Ondan dolayı ben hastaneye gittim. Varis ameliyatı olacaksın dediler bana. Tamam. Ondan sonra ameliyathaneye girdim. Ameliyathaneden çıktım geri. Yani burger hastalığı olduğu için dedim ayağımda bir sıkıntı vardı hocam. Hı hı. Hem de sigarayı da bırakmıştım zaten o zaman. Hı hı. O gün bıraktım zaten sigarayı.
Yani 16, 15, 16 sene. Neden ameliyat olmadınız? Olmadım çünkü burger hastalığı varmış ayağımda. O anda mı anlaşıldı? O anda anlaşıldı. Ameliyathaneden çıkardılar beni. Anladım. Evet, ameliyat yapılmadı. Varize de hala duruyor yani. Peki şu an ağrı yapıyor mu ya da hareket yani, kısıtlılığınız var mı? Hekim evet, tarafından? Var. Turan Bey, isterseniz şimdi bir kilo ölçümü yapalım, tamam, analizimizi görelim. Olur mu? Tamam, olur. Hazırsanız buyurun. Hazırım hocam. Tamam, cihazımız hazır. Kilo verme süreci başladı. Evet, buyurun, ölçüm tamamlandı. Bırakabilirsiniz cihazı. Buyurun, oturabilirsiniz. Şimdi ölçümümüzü konuşalım, olur mu? Analizimizi olur, yapalım. Tamam, tamam, peki. Yağ oranımız biraz yüksek tabii Turan Bey. Su oranımız biraz az geldi bana. Su tüketiminiz nasıl? Ben günde içiyorum ama... Çayı, kahveyi çok evet. içiyor olabilir misiniz peki bir yandan da? Kahve değil de çay içiyorum. Çay çok içtiğiniz için su kaybediyor da olabilirsiniz. Onu iyice detaylı konuşuyor olmamız tamam. lazım. Bir de iç yağlanma oranı biraz yüksek. Karaciğer yağlanması vardır diye düşünüyorum. Evet, organ çevresi yağlanması biraz yüksek çıkmış bu. Bu da sağlık açısından çok önemli bir nokta aslında. Sizi bundan sonra yine kilo takibiniz için buraya bekliyorum. Olur mu? Tamam, sakın kontrollerinizi ihmal etmeyin. Tamam. Peki, sonucunuzu da vereceğim size şimdi. Tamam, teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun hocam. İyi günler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Turan Bey'in damarlarındaki sorun ne? Ameliyat olması gerekiyor mu? Evet, Turan Bey stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyiyim. Şimdi daha önce bize aslında burger, evet. olası burger sebebiyle başvurmuştunuz. Evet hocam, doğrudur. Biz şikayetlerinizi tekrar bir hatırlayalım mı? İlk baştan mı hocam? Lütfen. Bundan 15-16 sene önce variz ameliyat diye bir hastaneye gittim özel. Orada ameliyat dediler bana, variz ameliyatı. Bir gün verdiler. O gün gittim, işte şeylerimi yaptılar, tetiklerimi falan yaptılar. Ameliyat günü belirlediler. O gün gittim, ameliyata soktular, girdim ameliyathaneye. 10 dakika sonra geri çıkardılar. Yani burger hastalığı, burger olduğunu şey yaptılar doktorlar. Ondan sonra çıktım dışarı, ameliyat olmadım. Yer olsaymışım ayağımı keseceklermiş hocam. Öyle söylediler yani bana o zaman. Evet. Şimdi açık ameliyat olsaydı böyle bir risk vardı. Çünkü vücudumuzda dokuların beslenmesini sağlayan şey aslında atar damarların iyi çalışması. Evet. Eğer atar damarlar iyi çalışmıyorsa kan, oksijenlenmiş kan, besin taşıyan kan dokulara doğru bir şekilde ulaşamıyorsa, damarlarda tıkanıklık varsa aynen kalp krizi geçirmek gibi, beyin damarlarının tıkanması gibi evet veya hocam. Diğer organlarda olduğu gibi o zaman uzuvlarımıza da kan gidemiyor. Eğer bacaktaysa bu, kan gidemiyor ve kan gidemediği zaman da eğer orada bir kesi olacaksa orası iyileşmeyecek. İyileşmezse ayak kesinlikle. Kesilme noktasına gidebilir. Şimdi bu sebeple Turan Bey bize başvurdu. Gerekli analizleri yaptık. Ancak periferik arter hastalığı dediğimiz, yani bacak damarlarının tıkanıklık olduğu durumu şöyle bir hatırlayalım. Bir defa bacaklarda kramp varsa veya bacağınızdaki kaslarınızda bir zayıflama tablosu varsa, o bacağınızda üşüme yaşıyorsanız, tüylerde bir dökülme tablosu varsa, iyileşmeyen yaralar varsa veya o bacağınızda, o ayağınızda yeteri kadar nabız alamıyorsanız periferik arter hastalığından şüphelenebiliriz. Yani yeteri kadar kan gitmeyen veya damarlarda oluşan bir tıkanıklıktan şüphelenebiliriz. İşte şimdi bu şikayetlerden sizde hangileri var? Yani benim ağrım oluyordu. Yürüyünce mi? Yürüyünce mesela 200-300 metre falan gidince yani bir şey vardı, ağrı hissediyordum şu buramda, şu tarafımda. Baldırınızda, baldırımda, tam burada. Evet. Çok tipik. Ondan sonra ben dinleniyordum biraz. Yani 5 dakika, 10 dakika oturuyordum. Ondan sonra yürüyordum. Bir 300 metre falan daha gittiğim zaman tekrar ağrım oluyordu. Yani gene oluyor şu an, gene var. Yani, gene hala var. Evet, bravo. Hala var. Şikayet tam tipik. Periferik arter hastalığı varsa intermittent kladikasyo, yani aralıklı olarak gelen bacak ağrısı demek. İstirahatle geçen, evet. sonrasında efordan sonra tekrar geri gelen. Peki böyle bir hasta geldiğinde biz ne yapıyoruz? Çeşitli görüntüleme yöntemlerimiz var. Kol bacak arasındaki tansiyon veya nabız ölçümü farklılıkları. Doppler çekiyoruz. Ultrasonla birlikte bacak damarlarındaki kan akışını değerlendiriyoruz. Tomografi çekiyoruz.
tomografide olası darlıklar tespit ettiğimizde anjiyografi çekiyoruz. Turan Bey geldi. Turan Bey'e üçüncü basamak olan bilgisayarlı tomografi çekildi. Evet. Doğru mu? Doğrudur hocam. Nasıl bir hissiyat? Nasıl bir hissiyat derken hocam? Yani tomografi çekildiğinde herhangi bir şey hissettin mi? Yok, hiçbir şey hissetmedim hocam. Vücudunda yanma, ateş. Evet, yanma vardı. Bir yanma oldu değil mi? Gerçekten. Yani sanki ateş varmış gibi altımda. O gibiydi. Evet, böyle bir etkisi var. Çünkü çok yüksek doz kontrast maddeyi, yani damarların görüntülenmesini sağlayan maddeyi çok hızlı bir şekilde zerk ediyoruz damardan. Dolayısıyla öncelikle böbrekleriniz buna elverişli olması lazım. Eğer böbrek sorunu yoksa, ki kan tahlili verdiniz öncesinde. Evet. Kan tahlili normal olunca tomografi çekildi. Çekilen tomografide ilginç bir manzara var. Şimdi normal şartlarda göbeğimiz seviyesinde bacaklarımıza gelen atar damarlar ikiye ayrılıyor. Aynen toplar damarlarımızda olduğu gibi. Bu seviye, burası tekrar bakacak olursak daha yakından bakalım. Bu seviye tam kasık bölgemiz. Kasık bölgesinden sonra devam ediyor. Dizlerimizin ortasında geliyor ve dizleri geçtikten sonra diz altında üçe ayrılıyor. Eğer damarlarımızda bir tıkanıklık varsa buralarda olabilir. Tekil bir damar tıkanıklığı, yani sadece bir yerde bir atar damar problemi varsa burası olur. Dolayısıyla eğer Turan Bey'in herhangi bir yerinde diz üstü seviyede sağda veya solda bir damar tıkanıklığı varsa yürümekte o bacağında ağrı gelir. Soralım. Her iki bacağınızda mı? Sadece bir bacağınızda mı? Sadece sağ bacağımda hocam. Sadece sağ bacağınızda. Solda hiç oluyor mu? Olmuyor. Solda hiç olmuyor değil mi? Olmuyor. Yok, olmadı şimdiye kadar. Turan Bey'in filmine baktığımızda aslında sol bacağındaki damar sistemi yine yer yer tıkanıklıklar var. Ancak ayak bileği ve seviyesine kadar kan dolaşımının gayet iyi olduğunu görüyoruz. Ancak sağ bacağına baktığımızda diz üstü seviyede çok belirgin olmamakla birlikte diz altı seviyede artık silikleşmeye başlayan, silinmeye başlayan atar damarların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sağ bacakta böyle bir problemimiz var. Solda da var. Ancak her iki taraf aslında de ağrıyabilir. Fakat sağda daha belirgin olduğu için ilk sağ ağrıyor. Sağ ağrıdığı için duruyor. Ondan sonra iki bacağı da dinlendirmiş oluyor. Sağ dinlendirirken solla yürümeye devam etmiyor. Doğru. Bu sebeple sol neredeyse hiç ağrımıyor. Ancak bu tabloya baktığımızda şu an için tedavi edilmesini gerektirecek bir damar tıkanıklığı veya damarlarda bir daralma yok. Bu sebeple bunun için ilaç tedavisi önerdik ve bu ilaç tedavisini hızlı bir şekilde almaya başlayacak. Ancak tetkiklerinde bununla yetinmedik. Bir de ultrason çektirdik. Çünkü bir şikayetimiz vardı. Bacağınızı lütfen gösterebilir misiniz? Şunu mu? Masanın üzerine koyabilirsin. Ayak bileğinde renk değişikliği, daha önce burada bir yara açılması, evet. Yara iyileşmesi, evet. Tekrar belki açılmış, tekrar iyileşmiş ama evet. Bu yara çok uzun süre açık kalmıştı. 5 sene. Yaranın iyileşmesi gecikmesi. Buralarda görüyor musunuz? Varisler, damarlar ciltte belirginleşmiş halde. Bastırdığım zaman damar adeta çökme görüyorum burada. Damarların şiştiğini görüyorum. Belirgin bir varis problemi var. Ama aynı zamanda atar damar sorunu var. Fakat atar damar sorunu çok ciddi değil. Çünkü ayaktaki pembeliğe baktığım zaman bu pembeliği sıfırlıyorum. Sıkıştırmam gerekiyor. Beyazlatacağım. Oradaki kanı buradan boşalttım. Sadece ayak baş parmağına odaklanmanızı istiyorum. Şimdi elimi çektiğimde pembeleşmesinin hızına bakacağız. Bakalım. Kapiller dolaşımı, yani pembeleşmenin hızında ciddi bir problem yok. Değil mi? Dolayısıyla ben eğer varislerinden dolayı ameliyat etmek zorunda kalacaksam aslında olabilirsin noktasında. Fakat çok ciddi varislerimiz olduğu için mutlaka Doppler çekmek istedik. Tamam. Gece yattığında ağrın oluyor mu? Yok ama önceden oluyordu hocam. Önceden daha çok oluyordu. Uyuyamıyordum gece. Belki de şimdi eskiye göre daha ağır görüyorsun. Evet. Şimdi baktığımız zaman varisi de şöyle bir inceleyelim. Varisle ilgili evet hastane görüntülerimiz de geldi. Örnek kabul sonrasında görüntülemeler yapıldı. Varisler belirginleşen damarlar. Varis hastalığını da hatırlayalım şöyle. Kimlerde oluyor, nasıl oluyor, risk faktörleri neler? Bir defa her üç kişiden birinin venöz hastalığı var.
Kadınlar da bu durum böyle. Kadınlar da erkeklere göre neredeyse iki kat fazla gelişiyor ve 60 yaş üzerinde %60 oranında kişide varis hastalığı var. Peki varise neler sebebi? Varisin şikayetleri neler? Bir defa ağrı, bacakta şişme. Görmüş olduğunuz gibi ayakkabıyı neredeyse zor giyiyor. Ayak öteki bacağa göre baktığınız zaman pantolon, bak çok net belli. Bu bacak pantolona daha zor sığıyor. Bu daha geniş, daha bol bu taraf. Burası neredeyse çok sıkı. Demek ki burada abi bir ödem var. Şişme var. Ağırlık hissi, kaşıntı. Kaşıntı bazen her zaman olmuyor. Her zaman olmuyor. Bazen kaşıntı oluyor ve o kaşıntılar da yara açıldığı zaman onların iyileşmesinde problem. Bazı kişiler ayakta durmakta zorluk çekerler, huzursuz bacak gibi şikayetleri olur. Şimdi bunlar şikayetler. Peki risk faktörleri neler? Daha önce geçirmiş bir travma. Kaza geçirdiniz mi? Geçirmedim. Sağ bacağınızı hiçbir yere vurdunuz mu? Vurdum işte, o yara oldu o zaman. Yara o zaman oldu. Öncesinde gençlik yıllarınızda bacağınızı kırdınız mı hiç? Hiç kırmadım. Sadece vuruldu. Ama bacak kırılması, ayak bacaklarda kemik kırılması varise sebebiyet verebilir. Çünkü var olan toplar damar yapısının düzenini bozma ihtimali var. Genetik, altta yatan en önemli faktör variste. Ailede varis varsa sizlerde de olabilir. Annemde vardı. Annede varis var. Yaşla birlikte varis görülme sıklığı artar. Aile faktörü %50'si üzerine diğer çevresel faktörler biniyor. Oturmak veya ayakta durmak sürekli yaptığımız işse, öğretmenseniz veya işte sadece oturarak çalışıyorsanız, ofiste çalışıyorsanız ya ayakta ya oturarak aşırı bir günde 4 ila 5 saatten fazla zaman harcıyorsanız varis için risk faktörüsünüz. Geçirmiş travma dediğim gibi bir kaza geçirmişseniz. Peki bu durumda varislerde biz ne yapıyoruz? Bir defa tanı koymaya çalışıyoruz. Çünkü hasta karşımıza geldiği zaman farklı dereceler var. Birincisi ciltte küçük kırmızı damarlar. Sonrasında o damarların birazcık daha belirginleşmeye başladığı mor damarlar. Sonra daha da belirginleştiği ve parmak gibi çıkıntılara sebep olan aslında ayak bileği çevresinin biraz üstünde karşılaşmış olduğumuz daha belirgin, bastığınız zaman adeta hissedebildiğiniz daha büyük damarları görüyoruz. Sonrasında diz altında renk değişiklikleri başlıyor. Sonrasında ise ayak bileğinde ve diz altı bölgede ülserler, yaralanmalar başlıyor. Varisin evreleri bunlar. Neredeyse bütün evrelerini yaşamış ve bu sebeple bir Doppler çektirdik. Doppler raporunu rica edebilir miyim? Stüdyo şefimiz İlker Bey, teşekkür ediyorum. Ve Doppler raporuna baktığımız zaman sağ bacağınızda varis oluşturan yüzeysel toplar damar sistemimizin normal şartlarda çapı 5,5 milimetreye kadar normal kabul ediyoruz. 5,5 milimetreye kadar. 5,5 milimetrenin üzerine çıktığı zaman bu damarın genişlemiş olduğunu varsayıyoruz. Bazı kişilerin vücutları çok büyük olabilir. Damarları da onlarla birlikte birazcık büyük olabiliyor. Ancak sizinki kadar büyük olması artık bu damarların içerisindeki kapakçıkların çalışmamasına sebebiyet verecek bir genişliğe ulaştığını gösteriyor. Görüntü de zaten bizi yanıltmıyor. Lütfen bacaklarınızı tekrar gösterebilirsiniz. Sıyırabiliyorsanız çıkartalım. Şöyle. Evet, sehpanın üzerine şöyle koyalım. Varisli damarları burada görüyoruz. Belirginleşmiş artık. Bu damarlar olmaması gereken yerde ve geniş bir vaziyette görüyoruz. Şimdi raporumuzu incelediğimizde 5,5 milimetreye kadar kabul ettiğimiz damarımızın çapı kasık bölgesine 6,8 ve dize doğru geldiği zaman 8 milimetreye kadar çıkıyor. Dolayısıyla bu damarın çapı artmış. Peki damarın çapının artması yeterli mi? Hayır. Kanın kalbe doğru değil, ayaklara doğru kaçması gerekiyor. Bazı kişilerde bu kaçak belki 1-2 saniye olacak. Evet. Bazı kişilerde 3-4 saniye olacak. Ama sizde tüm ultrason seyri boyunca, bütün analiz seyri boyunca saniyeden bağımsız bir şekilde geri kaçak var. Dolayısıyla en ileri evre yetmezlik olduğunu görüyoruz. Ayak bileğinde yara, ayak bileğinde renk değişiklikleri beraberinde geliyorsa, sizdeki tablo geliyorsa, bacağın arkasındaki toplar damar, yüzeysel toplar damarda da genellikle genişliğin olabileceğini görüyoruz. Burada da 3,5-4 milimetre, hatta 4,5'lara kadar normal kabul ediyoruz. Buradaki çap artışı da sağda 6 milimetreye kadar uzamış durumda. Dolayısıyla mutlaka bir varis ameliyatı olmaya ihtiyacınız var. Hem diz arkasından, bacağınızın arkasındaki damarınızın, hem de bacağınızın öndeki damarın kapanması gerekiyor.
Atar damar sisteminiz endişe verecek seviyede değil. Ama büyük bir ameliyatta risk oluşturabilir. Bu sebeple Turan Bey, size kapalı bir varis ameliyatı yapacağız. Tamam hocam. Tamam mı? Olur. Sizi bu dertten kurtarmamız lazım. Çünkü bu yara bir daha açıldığı zaman bir daha hiç iyileşmeyecek. Aynen öyle hocam. Daha önce 5 sene iyileşmedi. Aynen öyle. 5 sene uğraştım yani. Lazerle veya yapıştırıcı yöntemiyle yapacağız. Cerrahi riski minimize etmek için nasıl bir ameliyat yaptığımızı da şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Baktığımız zaman lazerle varis ameliyatı. Şimdi o ameliyat esnasında ultrasonla varisli damarın yerini tespit ediyoruz. Bu damarın içerisinde Seldinger yöntemi dediğimiz özel bir metotla cerrahi bir kesi oluşturmadan sanki bir damar yolu açarmış gibi, serum verecekmiş gibi sadece birazcık daha büyüğünü bu damarın içerisine giriyoruz. Dolayısıyla bir kapı açmış oluyoruz kendimize. O kapı içerisinde ultrason eşliğinde kasık bölgenize kadar toplar damarınızın içerisinden gidiyoruz. Kasık bölgenizde işaretliyoruz. Genişlemeye başladığı ve kaçağın başladığı bölgede. Damarınız genişlemiş ancak genişleyen bölgenin en tepesinde lazeri içeriden ışınlamaya başlayarak, tabii çok daha detaylı bir şekilde sosyal medya hesaplarımızdan bunu anlatıyoruz ama bu lazeri ışınlayarak damarı içeriden yakarak veya ısı işlemi uygulayarak kapatmaya çalışıyoruz. Kapalı yöntemle bir ameliyat eskiden 15 sene önce başınıza geldiğinde yapılamamasının sebebi açık bir cerrahi, çok travmatik bir cerrahiydi. Bugün varis ameliyatları oldukça kolay, günübirlik cerrahiler. Evet. Sadece 2 saat belki hastanede kalmanızı gerektirecek bir tedavi. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde bu varis problemini inşallah çözeceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Var mısın? Varım. Ne zaman müsaitseniz arkadaşların gerekli organizasyonu yapsınlar. Tamam. Ve bu sorunu çözelim. Başvurduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben İnşallah teşekkür ederim hocam. Sonuca ulaştırıp seni daha çok mutlu edeceğiz. İnşallah. Peki, sağlıkla kal. Sağ olun hocam. Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Ayaklarınızla karşılaştığınız sorunlar, en sık karşılaşılan sağlık problemleri, bunları gündeme getiriyoruz. Bakalım sizler ayak sağlığıyla ilgili neler söylemişsiniz. Dinliyoruz, sonrasında buradayız. Ayaklarınızla karşılaştığınız sağlık soruları nelerdir? Ya bende tırnak batması var, ondan şikayetçiyim. Varis var, menisküs var, yıllara dayanan artık yorgunluklar, koşturmalar, ayak ağrıları, bu eklem yerleri. Bunlar var ama onların yöntemlerini çözüyoruz. Fizyoterapistim var, ona gidiyorum masaja. Bende tırnak problemi oluyor. Bir de sağlık problemi olarak herhalde düş tabanlık olur. Mantar olduğunu biliyorum, çatlaklar olduğunu biliyorum. Tırnak bozuklukları oluyor. Taban çöküklükleri oluyor, tikenler oluyor. Ve ayağın ortopedik sorunlarını konuşacağız. Tabii ayaklarımızdaki sık karşılaştığımız sorunlar nelerdi? Tabii gut hastalığı var. Çekiç parmak olabilir, mantar enfeksiyonu, baş parmaklardaki çıkıntı, hallux valgus, ayaklarda ağrı, nasır, plantar yani ayak tabanında gözüken siğiller, atlet ayağı gibi parmak arası oluşan mantarlaşmalar, tırnak batması ve düz tabanlık. Bunların bazıları ortopedik açıdan takip edilmesi ve tedavi edilmesi gereken kusurlar. Bunların ilk başında hallux valgus geliyor. Yani baş parmak bölgesindeki çıkıntı. Onu konuşacağız ve stüdyo konuğum ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Turhan Özler bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz. Halit hocam, merhaba, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ve hem insanlar bu durumdan kozmetik açıdan da çekiniyorlar. Ayakları kötü gözüküyor, ayakkabıların formu bozuluyor. Ama temelde neden oluyor ve nasıl tedavi ediliyor? Baş parmak bölgesinde çıkıntı olarak bildiğimiz hallux valgus hastalığı. Aslında burada baş parmak bölgesinde bir çıkıntı değil de birinci tarak kemiğinin içe doğru bir kayması oluyor. İç derken yani vücudumuzun orta hattına doğru bir kayması. Burada çok güzel şematize etmişler. Evet. Yani bakın, dikkat ederseniz normal bir ayakta birinci ve ikinci tarak kemikleri, yani şunlar birbirine paralel görünürken, bakın burada biraz yana kaymış, burada iyice açılmış. Tabii bu tarafa doğru açılınca baş parmağın ucu da diğer parmakları takip etmek için dışa doğru gidiyor ve bu sayede
şöyle bir açılanma oluyor. Hatta bazen o kadar artıyor ki bu ikinci parmak birinci parmağın üstüne çıkıyor. Yani baş parmak ikinci parmağın da altında kalıyor. Hatta bazen üçüncünün de altına girebiliyor. Çok ileri böyle deformiteler var. Yalnız Allah rahmet eylesin, dedem de böyleydi. İşte neden oldu dediğimde, ya işte gençliğimizde dar ayakkabı giymişiz, ondan oldu derdi. Halit Hocam, sebepleri... dedeniz ortopedi kitabı yazmış aslında. Dizleri de kötüydü, hatırlıyorum. Evet, doğru. Hakikaten dar ayakkabı belki de sebeplerden bir tanesi. Bir kısmı genetik. Halit Hocam, bir kısmı genetik. Bunun çok erken görülen formları var. Daha çocuk böyle 12-13 yaşındayken böyle ayaklar gelişmeye başlıyor. Bazılarında bu genetik oluyor. Juvenil hallux valgus denen bir durum. Yani o çağlarda çıkıyor. Yani işte babaannesinde, dedesinde, ne bileyim teyzesinde, halasında, annesinde, babasında varsa bunun çocukta da görülme olasılığı işte bu yakınlık derecesine göre değişmekle beraber olabiliyor. Bir kısmı bu hani ayakkabıların kullanımı, deforme edişiyle alakalı, sürekli yüksek topuklu ayakkabı giyme. Biliyorsunuz ayakkabıların uçları böyle sivri. Evet. Şık görünsün diye, ama bizim ayağımız böyle bir ayak değil yani. Sivri değil, hani sanki orta parmağı en uzun da diğerleri kısaymış gibi. Öyle değil. Dolayısıyla birçok ayak hani yukarıdan aşağı giden ayaklar, ama onu bir üçgenin içine sokmaya çalışıyoruz. Onlar da tabii buna sebep oluyorlar. Dolayısıyla iki türlü olabiliyor. Yani hem bu ayakkabı travmaları hem de genetik faktörler. Genetik olarak. Evet. Peki. Çözümü nedir, ne yapılabilir? Şimdi bunların bir kısmının altında düz tabanlık ya da taban düşüklüğü de yatıyor. Çünkü taban düşük olduğu zaman ayak içe kayıyor. İçe kayınca parmaklar da dışa doğru gitmeye başlıyorlar. Bu da bir etken. Yani bu da hallux valgus nedenlerinden bir tanesi. Dolayısıyla nasıl tedavi ediyoruz? Eğer böyle bir ayak yapısı varsa, yani içe basan ve bu nedenle parmağa yana kayan hastalar, bunlarda tabanlık kullanımı işe yarıyor. Bazılarında erken evre hani fark edilirse gece atelleri var. Yani ayağı dışa doğru, baş parmağı dışa doğru çektiren aparatlar var. Gece uykunuzda takıyorsunuz. O içe çeken bantı bir miktar gevşetiyor sürekli olarak. Ya da parmak arası makaralar kullanabiliyorsunuz Halit Hocam. Parmak arası makara koyduğunuzda da işte bu yana doğru kayan, bakın burada çok güzel göstermişler. Aslında bakın burada bir ilave bir kemik çıkıntı yok. Bazen çok ilerlediğinde burada ilave bir kemik çıkıntı da oluyor, evet, ama aslında olay böyle başlıyor. Peki tıraşlatmamız gerekiyormuş diyorlar mesela. Öyle bir mi ameliyat mı? Ameliyat Hayır Halit Hocam. Şimdi bunu buradan diyelim ki şurasını kestiniz, çıkarttınız. Bu kaymaya devam eder. Yapmamız gereken şey bunu tekrar buna yaklaştırmamız. Dolayısıyla bunun için de ya yukarıdan ya aşağıdan, hani kulağa hoş gelmiyor ama kemiği kesip bunu yana kaydırıp buralarda da düzeltmeler yaparak bu parmağın şu orta kısımdan devamını sağlamak. Yoksa bu tarak kemiğinin ayrıldığı durumda ne yaparsanız yapın parmak yine bu tarafa kayacak. Şimdi cilt burada çok ince gibi duruyor. Evet. Bu kemik çıkıntısı olduğunda. Hı hı. O yüzden insanlar da tedirgin oluyorlar. Ya benim burada yaram iyileşmez diye düşünüyorlar. Bir de üzerine basmam gerekecek. Evet. Kemik kesilme ameliyatlarından sonra rahat basamayız, edemeyiz gibi. İyileşme süreci nedir Halit Hocam, ameliyatlıksa? Evet, yani şöyle, şimdi tabii bir kemiğin kesilmesi ya da kırılması aynı anlama geliyor. Yani anlam olarak şöyle, yani iyileşme süresi var. Burada bir kaynama süresi var. Biz bunu kontrollü olarak kestik, yana doğru kaydırdık. Kaydırdığımız yerde de stabil kalsın diye buradan bir tane vida koyuyoruz. Bu vida burayı sabit tutuyor. Vida burayı sabit tuttuğu için hastaların yürümesine izin veriyoruz. Yani basmalarına izin veriyoruz. Ayaklarının ön tarafında bandaj oluyor. Topuklarına basarak yürümelerine izin veriyoruz. Topuklarına basarak. Adım atma hareketinde yani, baş parmak kırılıyor ya biraz. Tabii onu yapamazlar. Yani sonuçta bu ayağı yerden kesen bir ameliyat değil. Önce onu söyleyeyim. Çok ağrılı bir ameliyat değil. Fakat ayak tüm vücudun şeyini taşıdığı için ve sonuçta gün içinde ayakkabı içine girdiği için, hani benim bu ameliyatım oldu bitti, ben çok rahat ettim, çok rahat ayakkabılarımı giyiyorum, işte daha önce giydiğim o güzel makosenlerimi, stilettolarımı giyebiliyorum diyebilmesi için hastanın birkaç aylık zamana ihtiyacı var. O zamana kadar rahat yumuşak ayakkabılarla bu süreci geçirir. Üçüncü, dördüncü haftadan sonra ayakkabıya, İşte terliğe falan rahatlıkla girebilir. Evet, hemen ikinci hastalığımıza geçiyoruz. İkinci hastalığımız ayaklarda
en sık ayaklarda karşılaştığımız ve yine o bölgede bir kızarıklık ve ağrıyla karşımıza çıkan, o yüzden özellikle bunu getirdik. Gut artriti. Evet. Ne oluyor, ne demektir gut artriti? Bu bir kristal artropati dediğimiz bir şey. Neden kristal artropati deniyor? Bu floresan mikroskopla baktığınızda kristaller görüyorsunuz bu sıvının içerisinde. Bu bir pürin metabolizma bozukluğu. Yani bir, nasıl söyleyeyim, ürik asitin iyi işlenememesinden kaynaklanan bir durum. Eskiden buna zengin hastalığı denirdi Halit Hocam. Neden? Çünkü çok proteinli beslenen. Protein dediğimiz şey nedir? Hep herkesin aklına kırmızı et. Hayvansal gıda. Kırmızı et gelir. Aslında bu durumu tetikleyen şeylerden bir tanesi de kuru baklagillerdir. Çünkü onda da çok yoğun protein var. Bitkisel protein var. O da buna sebep oluyor. Gut hastalığının tipik özelliği şudur Halit Hocam. Şimdi demin gösterdiğiniz Hallux Valgus'ta ayağın yan tarafında kızarıklık olur ayakkabıya sürttüğü için vesaire, ama hani bugün içinde kızarıklık olur, ağrısı olur. Gut hastalığı şöyle olur Halit Hocam. Güzel bir akşam yemeği yersiniz. Bunu alkol de tetikler, onu da söyleyeyim. Güzel bir akşam yemeği yersiniz. Böyle şahane bir sofra, yemeğinizi yersiniz. Çok güzel. Gecenin 3'ünde 4'ünde şiddetli ağrıyla uyanırsınız. Uyanırsınız ki ayağınızın birinci parmağının o eklem yeri kıpkırmızı olmuş, şişmiş. Elinizle dokunamazsınız bile. O kadar şiddetli bir ağrısı olur bunun. Dolayısıyla hani gut kendini böyle belli eder. Özellikle gece ansızın ortaya çıkan şiddetli ağrı ve kızarıklık. Evet. Eklem bölgesinde bir iltihabi reaksiyon. Evet. Sonrasında tabii ki o iltihabi reaksiyonla birlikte ödem. Ancak çok ilginçtir. Ürik asit kristalleri, yani şunlar... Evet. Bu bölgede gözüküyor. Dolayısıyla adeta dokunduğunuz zaman sanki kristaller batıyormuş gibi dokuya gibi mi oluyor, yoksa tamamen enflamasyona yok, bağlı? Yok, tamamen enflamasyon. Sanki orada bir enfeksiyon var da zonklayıcı bir ağrı. Yani parmağıyla dokunamıyor aslında. Gut artriti bazen enteresan bir şekilde dizde de olabiliyor. Yani en sık görüldüğü yer ayaktır ama hani dizde de olabiliyor. Hasta bazen pateller tendon ağrısıyla geliyor. Bakıyorsunuz altından yüksek değerler çıkabiliyor. Bu arada ürik asit baktığınızda yüksek çıkabilir, normal çıkabilir. Dolayısıyla ürik asiti düşük değilmiş, o zaman gut hastalığı değil bu diyemezsiniz. Yüksekse anlamlı ama buna kliniğiyle tanı koyuyoruz Halit Hocam. Evet, klinikte tanı koyuyoruz. Şiddetli ve gece başlayan, özellikle gece başlayan, çünkü akşam yemeğini çok seviyoruz, bol bol yiyoruz. Şiddetli ağrı ve kızarıklık. İlaçla tedavi edilebiliyor mu? Evet, ilaçla tedavi edilebiliyor. Evet, bir sonraki hastalığımıza geçiyoruz. Topuk dikeni. Evet. Nedir bu topuk dikeni? Halit Hocam, yolda yürürken diken battı. Kanayan yaramızdır diyeyim. Yani şöyle, şimdi adı topuk dikeni ya hocam bunun. Şimdi bakın, burada bir, bu kırmızıyla daire içine alınmış, burada bir sivri çıkıntı var görüyorsunuz. Evet. Şimdi ayağın altından şöyle bir bant tarak kemiklerinizin altından başlıyor, topuğunuza kadar yapışıyor. Yani bir okun yayını düşünün, onun ipini düşünün, ayağın şu şekilde esnemesini sağlıyor bu. Yani bunu buradan kesersem ayak çöker. Evet. Dolayısıyla burada esniyen bir bant var. Bu esniyen bant buradan sürekli çeke, 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 çeke. Bu çok ayakta kalan insanlarda, ayakları çok böyle yüksek kavisli olan insanlarda, kilolu insanlarda çekmeye bağlı burada kalsiyum tuzları, çökeltileri oluyor ve burada sivri bir görüntü oluyor. Fakat dikkat edin Halit Hocam, bu böyle duran bir şey. Yani böyle duran bir şey değil. Aşağı doğru batan bir şey değil yani. Batan bir şey değil, evet. Ama adı diken olduğu için, hani dikene benzediği için topuk dikeni denmiş. Herkes zannediyor ki bu sivri şey batıyor. Aslında bu sivri şey batmıyor. Bu sivri şey bu mekanizmada sürekli olarak buranın gerilip kemiği zorlayıp öne doğru kemik çıkıntı oluşmasıyla olan. Ama asıl bu bölgenin enflamasyon, yani ödem dediğimiz durumu. Ödem ne mesela? Elime çekiçle vurdum, kırılmadı ama şişti, kızardı. Ödemin özelliği şudur Halit Hocam. Basarsınız çok acır, biraz basınca ağrı geçer gibi olur. Beklersiniz, basarsınız yine çok acır. Burada da öyle olur. Hasta ilk kalktığında sabah yürüyemez. Sabah kalktı, ayağının üzerine basamaz. Evet, basamaz. Biraz yürüyünce ağrısı geçer. Sonra işte gün içinde iyi falan ama oturdu diyelim, dinlendi. Tekrar kalkacak, yine o ağrıyı hisseder. Dolayısıyla burada aslında batan bir kemik yok. Adı topuk dikeni. Batan bir kemik yok. Topuğun da tam ortasında değil bu. İç tarafına yakın. Yani şu bölgede yapışma yeri ağırlıklı olarak bu bölgede, topuğun iç tarafına doğru yayılan bir ağrı oluyor. Dolayısıyla evet, oradaki bantın gevşetilmesi, aşil tendonunun gevşetilmesi bu ağrıları geçiriyor. Yani orada diken var ve keselim doğru bir davranış değil. Şimdi ayak tabanımız bu şekilde. Evet.
Dolayısıyla yukarıdan gelecek olan basınçla bunu biz her adımımızda aslında düzeltiyoruz. Evet, aynen öyle. Sonra tekrar kavsini alıyor. Şimdi düşünün matematiksel olarak veya evet, hayal edin. Yukarıdan bir şey benim ayağımın tabanının çökmesini ve buradaki tendonun gerilmesini sağlayacak olsun. Ağırlık kaldırmak yapar mı? Yapar. Sürekli ağırlık taşımak yapar. Kilo. Kilolu olmak yapar mı? Yapar. Yapar. Koşmak, koşucu olmak yapar. Yapar mı? Sürekli vücudunuzun ağırlığıyla bastığınız zaman yapar mı? Yapar. Dolayısıyla bunu aşırı esnettiğiniz durumlar buna sebep oluyorsa belki bu dönemde hani bu da anladığım kadarıyla ameliyatla girip oradaki kemik tıraş edilmiyor. Hayır. Yani öyle bir şey yapılmıyor. Öyle bir şey yapılmıyor. Dolayısıyla bu yapmak istediğimiz son şey o yani. Ya ve dolayısıyla önce buradaki basıncı azaltacak bir hayat tarzı benimsemek lazım. Sonra da yapılacakları dinleyelim. Şok dalgası tedavisi gördük. Evet. İşte ödemi dağıtmak için yapılıyor. Yani şok dalgası oradaki dikeni kırmıyor Halit Hocam. Yok da etmiyor. Biz böyle böbrek taşı falan kırar gibi şok dalgaları veriyor. Evet. Öyle düşündük. Ekstra korporal şok. Şöyle Halit Hocam. Şimdi bazen mesela hasta ayak bileğini burkuyor. Geliyor bir film çekiyorsunuz. Tesadüfen kocaman topuk dikeni çıkıyor filmde. Ama hastanın hiçbir şikayeti olmuyor. Dolayısıyla yani burada onun varlığı ille bir şikayet yaratacak diye de bir şey yok. Bu dediğim gibi yapısal bir durum, kilodan, ayakta kalmaktan yapılan işten de kaynaklanabilir. Tedavisi ne? Bunun tedavisi hafif topuğu yüksek ayakkabı ve evde de hafif topuğu yüksek terlik giymek. Bu ayağın ön tarafına yükü bindirip arka taraftan almayı sağlar. Bunun için işte böyle topuk simitleri var. Bunun asıl amacı hani aman o diken ortaya gelsin batmasın değil. Dediğim gibi o daha çok zaten ayağın iç tarafında ortaya yapıyorlar o deliği de. Topuğu biraz yükseltme etkisi oluyor. Özellikle kadınlarda kolay ya biraz topuklu ayakkabı giyin diyorsunuz tamam diyor. Bir erkek ne yapacak? Doğru. Yani topuklu ayakkabı giymiyoruz biz. Dolayısıyla arkasını yükseltebilmek adına böyle bir topuklu yani tabanlık yarım tabanlık topuk simidi vermek işe yarayabiliyor. Bir küçük şişesini su doldurup tamamen doldurmasınlar patlıyor çünkü biraz boş bırakıp kapağını kapatıp buzluğa koysunlar. Diken mi batıyor patlıyor? Yok. Pardon Halit Hocam. Teşekkür ederim. Yani su genleşiyor ya donunca patlatmasın şişeyi diye. Cam şişe koymasınlar patlayabilir. Plastik şişe koyun. Ayağınıza bir pamuklu çorap giyin değerli izleyiciler. Ondan sonra bir halının üstünde onu yere koyun. Ayağınızla şöyle bastıra bastıra götür getir egzersiz yapın. Ayak tabanı masajı. Ayak tabanı masajı ve bu arada buzla uygulamış oluyorsunuz. Bir 15-20 dakika kadar bunu yapmak lazım. Bunu yapıp topuk da iyice acıyana kadar biraz buzun üstünde bekletmek lazım. Bu ödemi azaltıyor. Bir de hani ayağınıza bir pilates lastiği ne bileyim bir kemer, kayış bir şey takıp ayağı geriye gerip bir süre tutup böyle bir 10-15 saniye bırakma, geriye gerip biraz tutup bırakma tarzında şeyler yapmak da yine hani bunu rahatlatır. Evet, sıradaki hastalığımız düz tabanlık veya taban çökmesi evet, diyebiliriz. Taban çökmesi veya taban, insanlarda bu taban neden var bu arada? Ne faydasını görüyoruz? Ve düz tabanla normal taban arasındaki fark ne? Şimdi Halit Hocam aslında sizi yürüten bir ayak iyi bir ayaktır. Yani ağrısız basıyorsanız, yürüyorsanız orada bir sıkıntı yok. Yani şekline bakarak tek başına karar vermemek lazım. Burada çünkü taban düşüklüğünün bir sebebi aşil tendon kısalığı olabiliyor. Hatta kalçaların geriye dönük yapısı olabiliyor. Öyle değil de daha böyle Charlie Chaplin gibi yürüyen insanlarda biraz daha fazla oluyor. Genetik olarak biraz böyle durumlar oluyor. Bazen ekstra kemikler oluyor. O bölgede tendon boyunun gevşek kalmasına sebep oluyor. İçe doğru çeken tendon kısalınca, özür dilerim yani gevşek kalınca bu sefer ayak içe yatmaya başlıyor. Ben yanlış hatırlamıyorsam sizin ayağınızda vardı böyle bir şey. Var. Şöyle çıkartayım hemen. Göstereyim. Ayakkabılarını şöyle kenara doğru alalım. Evet. Baktığımız zaman arkadaşlarım da buraya kum getirmişler sağ olsunlar ama şimdi kum Halit değil, yürüme analizle getirdik. Halit Hocam'ın ayağına bakalım. Bakın şimdi Halit Hocam ayağına, sağ ayağına bakalım özellikle. Bakın içe doğru bas, yani normal bastığı zaman taban sanki çöküyormuş gibi. Aslında şöyle yapalım Halit Hocam. Bakın birinci parmağı kaldırdığımda bir taban arkı oluştu. Evet. Görülebiliyor mu orada? Aynen. Yani bir taban arkı oluştu. Yani şöyle şimdi bir bıraktığımız kavis, zaman bıraktığınız zaman çöktü. Bu şimdi gerçek düz tabanlık değil. Yani gerçek düz taban olup olmadığını o zaman herkes evde parmağını kaldırıp bakabilir mi? Bakabilir.
kaldırdı, yani, ark oluştu. Yani orada bir taba- Evet, yani baş parmağı kaldırdınız ve orada bir ark oluştuysa evet bu flexible, yani yumuşak bir taban düşüklüğü, bir taban kavis kaybıdır ki bu genellikle ağrısız oluyor. Şimdi ben... Eğer sertse o zaman kemiklerin birbiriyle yapmış olduğu koalisyon dediğimiz yani yapışıklıklar oluyor ki bunlar ağrılı oluyorlar Halit Hocam. Evet, şimdi ben yani bir miktar taban çökmem olmasına rağmen veya öyle hissetmeme rağmen, öyle görmeme rağmen içe doğru çok bastığımı düşünmüyorum. Evet. Ama ayağıma şöyle yüklendiğim zaman en çok basıncı nerede hissediyorum? Birazdan deneriz burada. Erkan Bey'i de davet edelim. Erkan Bey buyurun. Bastığım zaman şu bölgeme. Evet. Ondan sonra bir de parmaklarımın evet, tam noktasına. Tarak kemiklerinizin altına doğru. Evet, evet. Oraya sanki böyle çok baskı evet, uyguluyormuşum gibi. Halit Hocam bakın sağ ayağınızda da hafif öyle bastığınızda dışa doğru bakın birinci parmakta hafif dışa doğru kayma ve burada biraz çıkıntı olmaya başlamış. Sizde de hallux valgus gelişiyor. Dededen dolayı mı? Muhtemelen. Erkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Yürüme analiziyle bizle birliktesiniz galiba bugün. Evet hocam. Şimdi bir yürüme analizi yapalım mı? Yapalım Halit Hocam, size yapalım. En azından matematiksel olarak, görüntüsel olarak görelim. Henüz çıkmıyorum herhalde değil mi üstüne? Hemen hazırlayayım hocam. Şöyle. İki ayağımla çıkıyorum. Evet hocam. Statik ölçüm. Buraya. Evet. Evet hocam. Sabit olarak bekliyoruz hocam. Nereye doğru döneceğim? Sağa doğru dönüyoruz hocam. Evet, buraya döndüm. Şimdi Halit Hocam'ın basma basınçlarını yani yere bastığı zaman ayağının nereleri fazla yükleniyor? Normalde topukla ayak tarak kemiklerinden 1 ve 5. tarak kemiğinize daha fazla yük binmeli. Topukla bunlar arasındaki alan kenarı bir miktar yük almalı ama orta kısmı şey olmalı, boş kalmalı. Şimdi Halit Hocam tam basabiliyor musunuz şu an? Şu anda tam basıyorum. Tam hangi ayağıma basıyorsun, daha çok basıyorum acaba? Şu anda sağa daha çok basıyorsunuz gibi bir görüntü veriyorsunuz. Evet. Şöyle yani, sola doğru. Evet, şimdi bakın burada solda kaldı. Sağ azaldı, sol arttı basınç şeyi haritası. Bu üç boyutlu bir haritalandırma. Hani nereye ne kadar yük veriyorsunuz bunu tam olarak gösterebilmek için yapıyoruz Halit Hocam. Sizin ayağınızın orta kısmı da şey yapıyor. Yani orta kısmı da bir miktar yükleniyor. Yani bu standart bir ayak yüklenmesinden daha fazla bir basış bu. Yani bir miktar tabanınız aşağıya doğru çöküyor. Çöküyor. Peki. Ayakkabıdan mesela yürüme analizi yapmanızın sebebi aslında ayakkabının içerisine koyacağımız kalıbı analiz etmek için mi? Yani bekliyorum, şunun için hem basma durumunuzu değerlendirmek, yani ayağınız ne kadar yük alıyor, hangi bölgesi ne kadar yük alıyor. Bu sadece bir tabanlık yapmak için değil, aynı zamanda ayağınızı değerlendirmek. Yani orada ön tarafı mı fazla yük alıyor, arkası mı? Sadece iç kısmını yük alıp almadığına bakmıyoruz. Anladım. Yani ne bileyim, hastanın aşil tendonu kısadır, gergin bir aşili vardır, diyabet hastasıdır, şekeri vardır, ayak altında hissi azalmıştır. Bu hastalarda mesela ayak ön tarafında, tarak kemiklerin altında yaralar açılır. Bazı hastada aşil gevşektir, topuk daha aşağıda durur, ayak bileği çok geri gelebilir. Bunlarda mesela topukta çabuk yara açılabilir. Bunları da değerlendirebiliyoruz. Yani olay sadece düz tabanlık değerlendirmesi değil, aynı zamanda ayağın neresinin fazla yük aldığı, bununla ilgili ne yapabileceğimizle ilgili bir şey. Evet, peki benim mesela neye ihtiyacım var? Zaman zaman ayak ağrısı çekiyorum çünkü. Halit Hocam şöyle, şimdi her ayağı ağrıyana veya her tabanı biraz düşük olana biz tabanlık vermiyoruz. Burada klinik olarak değerlendirmek önemli. Ayakkabılar şimdi çok biliyorsunuz taban teknolojileri gelişti. Yumuşak rahat ayakkabılar artık takım elbiselerinin altına da insanlar spor ayakkabı giyebiliyorlar, eskisi kadar tutucu değiliz. Buna göre tabii bazı böyle özel tabanlıklar var, hazır. Evet, şöyle. Veya işte ölçümleri yapılmış. Hemen alıp gidebileceğim bir şey var mı? Ölçümleri yapılmış, işte mesela ayağınıza göre şöyle konumlandırılmış, bir kısmı karbon, bir kısmı viskoelastikten yapılmış. Ayağınızı dengeleyecek ama çok sert olup ayağınızı da acıtmayacak. Çünkü ayak çökmek istiyor, tabanlık bunu yukarıya doğru kaldırıyor. Eskiden çelik tabanlıklar falan kullanılırdı. Bunlar ağrılı oluyorlar Halit Hocam. Ben hatırlıyorum, çelik tabanlık, babam ya bu çocuğun düz tabanlığı var derdi. Bir de bunlar metal veya çok sert plastikten ayakkabımın normal tabanının altına sadece bu taban kısmına koyarlar. Evet. Şey kısmına, iç evet, kısmına koyarlar. Halit Hocam bunlar deformiteyi düzeltmiyor. Yani bu ayağınızın şeklini değiştirmiyor. Sadece şikayetleri azaltıyor. Bir ikincisi ayak çöktüğü için yani
ortası çöktüğü için parmakların yana kayıp bir hallux valgus deformitesi gibi bir takım parmak deformitelerinin gelişmesini engellemek için veriyoruz. Yoksa ayak yapınızı değiştirmez mi? Peki yürüme analiziyle imal edilen özel tabanlıklar mı yoksa eczanede veya markette bulduğumuz herhangi bir tabanlık? Tabii ki ayağınıza göre yapılan bir şey daha doğru olur. Yani burada o basınca göre yapılan işte diyoruz ki mesela ayağın şuraları fazla yük alıyor. Buraları daha yumuşak bir materyalle yapalım. Ayağın iç kısmına işte şu kadar bir destek verelim. Bu aleti bir CNC tezgahına bağlıyorsunuz Halit Hocam. Bu CNC tezgahı size bir tabanlık imal ediyor. Evet. Buradaki verilere göre. Yani eskisi gibi alalım şuradan şunu keselim, bunu üstüne yapıştıralım falan öyle değil. İşte bakın böyle bir şeyden size oyup çıkarıyor bunu. Aynen. Yani ortalama basınçlara göre de bir malzeme koyuyorsunuz. Bu malzeme üzerinden bunu yapıyor, çıkarıyor. Sizin de ayağınıza uygun koyuyorsunuz. Tabii tabanlık ayakkabı numarasını bir yarım numara, bazen bir numara büyütebilir. Ayakkabınızı da ona göre almanız gerekecek. Evet. Peki, son bir sorumuz daha var. Gitmeden. Ayakkabı seçiminde neye dikkat etmek lazım? Her ayakkabı giymek için imal ediliyor, satılmak için imal ediliyor. Evet. Görüntüsü güzel, modaya uygun vesaire vesaire. Evet. Siz mesela topu biraz yükseltmiş, deminden beri evet. Dikkat ediyorum. Aslında tam örnek olarak bunu giymeye çalışıyorsunuz. Ben düz tabanı çok tercih ediyorum. Belki hata ediyorum ama genel itibariyle herkese bir tavsiye verecek olursak seçim yaparken hayatının büyük oranında hepsini giyebilirler belki ama büyük oranında giymesi gereken gündelik hayatlarında özel bir yere gitmiyorlarsa giymesi gereken ayakkabı tipi ne olmalı? Halit Hocam şöyle iki ya da üç parmak topuk kısmının ayağın ön tarafına göre hafif yüksek olduğu ayakkabıları tercih etmek lazım. Daha geniş ve rahat tabanlı ayakkabıları tercih etmek lazım. Bizler için de yani dediğim gibi arkası hafif yüksek, önü biraz alçak. Bir miktar şöyle duracak. Çok yükselttiğinizde topuk kısmını, evet ayak biraz daha rahat basar gibi oluyor. Arka kısımda problemi olan topuk dikine ama bu sefer dizlere çok yük binip diz önü ağrıları başlıyor. Dolayısıyla ortalama bir 2-3 parmak. Erkeklerde hani 2 parmak, 3 parmak ama platform şeklinde değil de arkası hafif yüksek, önü biraz alçak ayakkabıları tercih etmek lazım. Bunlar daha konforlu Halit Hocam. Evet, değerli hocam katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ve doktor geldi, bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkta kalın diyorum efendim.